Sağ ol. Yok yok, hayır, olmaz olmaz. Burak. Çok iyi oldu sinemaya geldiğimiz. Ya gerçekten öyle oldu. Hem güleriz, belki kafamız dağılır. Sana gülmek çok yakışıyor zaten. Gel gel. Biz iki tane mısır alabilir miyiz? Ya ama biletleri de sen aldın. E avans aldım o kadar. Bundan sonra para sıkıntımız olmayacak. Ay aman, havalarını yesinler senin. E bahsettiğin transfer kutlaması da bu muydu? Yok, bu o değil. O ikimize özel olacak. Sen ve ben. O nasıl bir şey peki? E onu görürsün artık. Hadi şu çift akımları söyleyelim de film başlayacak. Abi alın mısırlarınızı. Oğlum bari mısır bizi alsaydık. Utandırıyorsun ya. Ya hadi abi, hadi hadi. Hadi hadi. Hadi. Bayağı da soğuk ha. Yalnız film çok iyi değil miydi? Cidden. Ya bir şey söyleyeceğim. O goril gerçek miydi? Bence gerçekti. Bence de. Yok bence yani. Sence? Yok be abi. Değildi ya. Değildi, değildi. Ya bir şey söyleyeceğim. Şarkı söylesenize. Şarkı mı? Ya evet abi, söylesenize ya. Çok güzel olur ha. Değil mi? Evet. Vallahi bilemedim de. İster misin söylemek Zeynep? Bilmem ki. Hadi Zeynep. O zaman ben söyleyeyim, sen de katıl bana. Tamam. Dünyada inanmazdım biteceğine. Beni böyle bırakıp gideceğine. Şarkıların günahı yok, acıtan sensin içimi. Hangimiz istedi söyle bu adaletsiz seçimi. Şarkıların günahı yok, acıtan sensin içimi. Hangimiz istedi söyle bu adaletsiz seçimi. Hayalin kırılınca, imkansızı umunca, korkular gerçek olunca, gözyaşım kurumuyor. Hayalin kırılınca, imkansızı umunca, korkular gerçek olunca, gözyaşım kurumuyor. Bu yürek ilk defa bugün kırılmıyor. Ben unuttum desem de yerin hala dolmuyor. Bu yürek ilk defa bugün kırılmıyor. Ben unuttum desem de yerin hala dolmuyor.
ben bu muhabbeti çok sevdim. Arada yapalım böyle. Yapalım tabii ki. Yapalım. Allah kahretsin ya. Burak ne oldu? Ben geliyorum şimdi. Yani. Nereye gidiyor ki? Ne oldu şimdi ya? Buna sinirlendi herhalde. Ben çok sıkıldım artık, gidelim mi? Dur kızım ya. Seni neşelendirmeden gitmek yok. Alo Burak, ne haber? Çok sevindim aradığına. Sevda, senin derdin de ya. O herifin evinde ne işin var senin? Burak, ne diyorsun? Anlamıyorum. Sevda, Koray'ın evinde ne işin var senin? Burak, ben sana anlatamadım, fırsat olmadı. Ben annemlerle tartışınca o gün... Bak kızım. Sana bugün arkadaş kalalım demiştim ya. Unut onu. Artık arkadaşım bile değil. Bir daha karşıma çıkma. Burak! Burak! Sen ne biçim bir adamsın ya? Beni eğlendirmek istiyordun, yardım etmek istiyordun öyle mi? Oyun mu oynadın sen bana? Ne diyorsun Sevda? Ne oluyor? Ya Burak'a gidip evinde kaldığımı söylemişsin. Amacın ne senin? Ne? Ben kimseye bir şey söylemedim ya. Ne diyorsun? Ben sana nasıl inandım ya? Burak başından beri haklıydı. Pisliğin tekisin sen Koray. Sevda! Sevda! Oo, Sevda. Yeni arkadaşın yok mu? Hayırdır? Sen ne saçmalıyorsun ya? Burak. Biraz dışarıda konuşabilir miyiz? Ne konuşacağız? Konuşacak bir şey kaldı mı? Burak. Herkes bize bakıyor. Hadi gel dışarıda konuşalım. Sen merak etme Sevda. Dün gece yediğin naneleri herkes biliyor. Burak, ben utanılacak hiçbir şey yapmadım. Öyle mi? Koray'ın evinde bir gece geçirmek utanılacak bir şey değil mi? Ya sen benimle ne biçim konuşuyorsun? Burak, gel dışarıda konuşalım bunu doğru düzgün. Ne oldu? Utandın mı arkadaşlarından ha? Madem utanıyorsun, utanılacak şey niye yapıyorsun? Ah bak. Bak seninki de geldi. Git konuşacağın ne varsa onunla konuş. Oo. Kavga mı var yoksa ya? Ben senle yürü git. Zaten sabrımın sonundayım. Ya sen var ya kurusu kısır mı oğlum? Saf rüzgarsın ya. Sen böyle konuşmaya devam et. Bak bakalım rüzgar mıyım, fırtına mıyım? Ne oluyor lan sabah sabah tantana çıkartıyorsun? Ne oldu? Ulan senin derdin benimle. Sevda'yla niye uğraşıyorsun? Sevda'ya falan bulaştığım yok benim. Arkadaşlarının dolduruşuna gelme. Ama bayağı kızmışsın. E bir şey de öğrenmişsindir. Sana ait olan bir şeyi elinden almaya kalkarlarsa insan ne oluyormuş? E deliriyormuş. Değil mi? Ulan sen bana ait olana bakma. Müsaadenizle hocam. Burak! Sevda!
Geçin yerinize hepiniz. Dingo'nun ahırı burası çünkü, değil mi? Utanın kendinizden. Burak. Bunca güzel anadan sonra ben seninle düşman olmak istemiyorum. Beni affet ne olursun. Söz, bir daha rahatsız etmeyeceğim seni. Arkadaş olacağız bundan sonra. Her şey için çok teşekkür ederim. Pazara gittiler değil mi? Hı hı. Tamam. Bundan sonrası bende. Hadi görüşürüz. Abi şu Zeynep'in başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi ha. Net. Aynen abi ya. Ya tavuk dedin de aklıma geldi. İnşallah Hayat Hoca yemekte tavuk yapmaz. Abi daha dün akşam yedi. Yani sen de. Keşke Asya da Hayat Hocalara gelseydi ya. Oğlum Hayat Hoca'nın sofrası Asya'ya uymaz. Onun var ya, bahse girerim. O Asya, Sarıbaş ve Kancavur'un hayatlarında pazar görmemişlerdir. Böyle nereden görecekler? Hadi al. Al şunu poşetlesene. Abicim buyurun. Gözde. Ay bırak Allah'ını seversen, arkadaşlarına alışverişe geldik. Sen konfeksiyon derdindesin ya. Hayret bir şey. Acaba yeri nasıl mı yapsak zeytinyağlı? Gerçi göremedim ama. Ya onlar böyle minik minik ya, soyması zor oluyor. Hiç uğraşmayalım bence. Ben sana yardım ederim Gözde, birlikte yaparız. Ay bir insan mutfağı bu kadar mı sevmez? Ya arkadaşların yemeğe geliyor Gözde, azıcık çaba sarf et sen. Tamam tamam. Ya o zaman patlıcanla patates alalım, kızartma yaparız. İşin gücün kızartma. Ya soymayacaksın onları çünkü değil mi? Semizotu alalım hocam, yoğurtlu salata yaparız. Olur, aklında bin yaşa, hem kolay. Dün mandalina alalım önce de. Kaça kilosu bakayım? 3 lira ablacığım. İnce kabuklu var mı? İnce ablacığım. Ne bu fiyat böyle ateş pahası elimizi yakıyor? Ablacığım, havanın durumunu görüyorsun. Akşam pazarı indirim yap. Tamam, senin güzel hatırı için 2,5 yaparız ablacığım. 2 kilo. 3 olsun, 3. 3 vereyim aldan. Hadi o zaman. Hadi, 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 hadi. Ne oluyor? Selfie. Ay hayret bir şey. Öçkü limonat. Biber de, biber salçası. İrilerinden ver, irilerinden ha. Oğlum portakal gibi limon daha ne kadar iri olacak? Ya of ya, ağzından da koyma. Ben güzelleri seçiyorum. Yalnız arkadaşlar, bilmem farkında mısınız ama her şey iyi gidiyor gibi. Abi Zeynep için öyle. Ama o Koray süslüsü bizim okuldan gitmeden bize huzur yok. Zeynep özür dilerken nasıl kısıldı ama. Özrünü kabul ediyorum. Ay sanki kral ama basenimin kralı. Neyse boş verin şimdi. Ya sonuçta Koray'ın var olma şekli kavga ve kaos. Biz de onun gazına gelip ekmeğine yağ sürmeyelim. Aynen. Ama şu Sevda ile Koray yaklaştıkça ben deliriyorum. Ya evet, aynen Emel, aynen. Bir de bu Gözde ile Sevda arasındaki soğuk savaş durumu var. Biz de arada kalıyoruz abi. Bir o tarafa, bir o tarafa. Pimpon topu gibi. Neyse, salatalık alıyor muyuz? Aldım, aldım, aldım ben, aldım. Ben de biberleri aldım abi, hadi gidelim. Mis gibi. Tamam mıyız, değil mi? Hadi. Semizotunu da alalım şuradan. Çocuklar nerede? Hadi artık yetişemeyeceğiz. Hocam geldik. Hadi bakalım. Hocam listeler tamam. Bizim liste de hazır hocam. Aferin size. Tansiyon rejimde her şey tamam hocam. O ne ya? Hocam saçmalıyor, siz ona bakmayın. Hocam o bir yan gergen. İyi hadi, geç kalıyoruz artık. Daha yemekler hazırlanacak, pişecek. Hocam hiç merak etmeyin. Onlar pişer, hıp diye de yenilir. Aynen. Yapar o, yapar. İyi hadi. O zaman bir selfie patlatalım. Hayda. Hayda. Hadi. 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 Hazır mısınız? Ya bu arada Burak nerede? Burak. Geldim. Aa! Aa!
aynı anda seviyor. Selfie yetişir. Üç deyince hıyar diyoruz. Bir, iki, üç. Hıyar. Bir tane daha alıyorum. Hadi hadi. Hayda. Koray. Bak arkadaşlarını eğlensinler diye çağırdım. Kavga falan istemiyorum. Eğer ayak uydurabileceksen bize katıl. Yok hocam. Ben de o yüzden gelmedim zaten. Bunun sağa solu belli olmaz. Burak tamam lütfen. Ne o? Özür dilemeye mi geldin? Yok. Gözde önemli bir şey göstermem lazım. Herkesle uğraşırsa olacağı buydu abi. Net. Bahsi girerim. Bugün biri intikam aldı abi. Kim biri bıçaklanacak, ne yaptı? Harbiden ya. Kim, neden saldırdı ki Koray'a? Koray'a değil, Hayat Hoca'yı bıçaklamak istedi. Ben de gördüm. Ya hedefi ablamdı. Koray ablamın önüne geçmeseydi ablam şu an hastanede olacaktı. İyi de Hayat Hoca'nın düşmanı yok ki. Benim yüzümden oldu. Benim yüzümden oldu işte. Ya Zeynep, seninle ne alakası var Allah aşkına ya? Cahit de o. Hayat Hoca beni ondan kurtardı diye intikam almak istedi. Yani ne? Öyle bir şey ya. Nasıl yani? Zeynep, emin misin? Yani adamın yüzünde maske vardı. Hiçbirimiz yüzünü görmedik ki. Ya başka kim neden Hayat Hoca'nın canına kastetsin? Benim yüzümden oldu işte. Zeynep, senin bir suçun yok. Anlama artık, tamam. Ya Koray'a bir şey olursa Gözde, ya ölürse? Kötülere bir şey olmaz. Ya Koray ablamın hayatı için kendini feda etti. O kötü biri değil. Onur, sen niye bakıyorsun? Otursana. Yok ya, bakıyorum öyle. İyiyim ben. Aynen abi ya. Ya Onur, bak burada bir şey olmaz. Hep birlikteyiz. Ya abi, duymuyor musun? Cahit Mahit diyor ya. Zeynep de yanımızda. Bizi hala takip ediyor olabilir. O zaman hep beraber bize gidelim. Aynen abi, haklı. Hadi gidelim. Gözde, ağlama artık, ne olur. Elimde değil ki. Ya sen Koray'a mı ağlıyorsun? Yoksa Hayat Hoca'ya bir şey olacaktı diye mi? Burak, ne fark eder? Ablam veya Koray. İkisi de can. İkisini aynı kefeye koyma bence. Gözde, hadi gel, bir senin yüzünü yıkayalım. Tamam, haklısınız. Koray hepinizin canını yaktı. Ama o kötü biri değil. Ya anlamıyor musunuz? Bunları beni kaybettiği için yapıyor. Anlamıyorsunuz. Gözde. Koray bıçaklandı, badem gözlü oldu. Belki de haklıdır. Koray kötü biri değildir. Sonuçta eski sevgilisi. Tanıyor onu. Bence de arkadaşlar, fazla üstüne gitmeyelim artık. Vallahi ne yalan söyleyeyim, günahım kadar sevmem şu Zübbe'yi. Ama bu son olayda yaptığından sonra gözüme girdi. Aynen abi, benim de. Ya cesur çocukmuş. Nasıl harcadı kendini Hayat Hoca için? Helal olsun, ne diyeyim. Ben yapılanları kolay kolay unutmam ama... Yiğidi öldür, hakkını ver demişler. Aferin Sarıçı. İyi misin abi? Abi tam her şey yoluna girmişti ya.
Kötü oldum. Daha kötüsü de olabilirdi. Yani o hastanede yatan Hayat Hoca da olabilirdi. Onun için bozma moralini. Abi nasıl bozmayayım? Görmüyor musun gözlerinin halini?